Hepinize merhaba arkadaşlar. İnşallah izlediğim son videomu izlemişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğen ve yorum yapmayı eksik etmeyin. Desteklerinizi verin. Alma verme dengenizi koruyun. Ve bugün itibariyle 2-3 Ağustos bugün videomu tekrar başlatıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyif çaylarımız nasıl? İçiliyor mu? Çaycılar ve kahveciler olarak. Evet, bugün Ay Terazi burcunda tabii ki. Dün çok zor etkiler vardı. Mars Uranüs kavuşumu, yani birisi aniden gelişen gezegen, aniden olayları bizlere yaşatan gezegen Uranüs. Mars ise bizim hangi kişisel haritalarımızda konumlandıysa oradaki bizim verdiğimiz mücadeleyi anlatır arkadaşlar. O yüzden gizli kalmış belgeler, gizlilikler hepsi açığa çıkabilir aniden olaylarla birlikte. O yüzden dikkat etmekte fayda vardı. Sakin kalmakta da dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama atlattık, ama etkileri hala devam edebilir. O yüzden dikkat edelim. Evet, şöyle, dün çok güzel bir domatesli makarna yaptım arkadaşlar. Ve bugün de yanına şöyle benim her zaman sizlerle birlikte yapmış olduğum soslu tavuğum var. Şimdi onu da sizlere göstermek istiyorum. Ayrıca Ay terazideyken nazik, kibar, nezaket, denge, uyum içinde oluruz. İlişkilerimiz denge ve uyum ve ahenk içinde ilerler. Buna da dikkat edelim. Benim yükselenim terazi. Gerçekten de terazinin tüm özelliklerini yaşıyorum. Dışarıya güzellik, nezaket, naziklik, denge ve uyum arasında öyle tanınıyorum ve öyleyim zaten. Sizler de yükselenini bilmiyorsanız lütfen Instagram'dan bana ulaşıp DM'den iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram'ım mevcut. Oradan bana beni takibe alıp DM'den natal harita danışmanlığı ve rektifikasyon danışmanlığı veriyorum arkadaşlar. Herkes kendi haritasını, doğum haritasını bilmeli diyorum. Lütfen öğrenin, yolunuza devam edin. Evet, benim bugünkü menüm çok güzel bir domatesli makarna yaptım dün. Bugün de şimdi benim favori sosumla birlikte şöyle tavuk bagetlerini, ben bagetlerimin hepsini arkadaşlar mutlaka derilerini alıyorum. Tavukların derilerini sevmiyorum ben. Çok güzel sosum, favori sosum benim bu. Sıvı yağ, sarımsak, baharatlarım ve soya sosum var. Portakal mevsiminde olsaydık birazdan portakal da koyardım. Ama portakalım olmadığı için bu sosumu, biber salçam, domates salçam hepsini harmanladım. Güzelce bagetlerimi de koydum. Şimdi bu akşama kadar güzelce dolapta dinlenecek. Dolapta dinlenmesi de tabii ki sosu emmesi demek. Sonra akşam tepsimize birlikte koyup fırınımıza veririz. Evet, tavuk sosum her zaman tüm vloglarımda, videolarımda mevcut. Oradan da öğrenebilirsiniz. Bilmiyorum, bugün de... Evet, bu arada bugünkü yemeklerim hazır. Ben arkadaşlar her zaman erken kalkan, erken yol alanlardanım. Öğlene kadar 2 günde bir yemek yapıyorum. Bugün de fırında tavuk ve domatesli makarnamız var. Şimdi yemeğim hazır, sadece fırına koyacağım. Şimdi şöyle güzel oturdum, biraz da sizlerle sohbet etmek istiyorum. Şimdi kanal sayım artmıyor, aksilik düşüyor arada tekrar, ama hep sabitte kalıyorum. İzlenmelerim çok iyi ama izlenme sayıma göre beğenme hiç yok. Yani çoğumuz alma verme dengesini gerçekten bilmiyoruz. Artık öyle düşünüyorum. Çünkü şunu sizlere söylemek istiyorum. Ben neyi izlersem izleyeyim, herkesin hakkını vermekten yanayım. Mutlaka beğeniyorum. Çünkü o da bir emek veriyor. Bir zaman harcıyor. Bu hepimiz için geçerli. Ama benim kanalımı, sizlere de şunu söylemek istiyorum. Yürekten söylemek istiyorum. Eğer benim her videomu izleyip, sadece izleyip, abone olmadan izleyip, beğen bile atmıyorsanız sizden alacaklı oluyorum. Bunu sakın unutmayın lütfen. O yüzden de diyorum ki her türlü emeğe saygı gösterin. Alma verme dengesini hayatınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Evet. Bu beni çok üzüyor gerçekten. Şimdi sigaramın külü de düştü. Biraz böyle konularda da biraz sinirleniyorum. Çünkü herkesin hakkı yenmiş oluyor.
Bugün günlerden çarşamba. Neyse, bu konulara artık girmeyeceğim. İzleyenler lütfen emeğimin karşılığını versin. Kanalıma abone olup beğen yapmayı unutmayın ki sizlerden alacaklı olmayayım. Öbür dünyada hepimiz alacaklı olacağız. Çünkü öbür dünyayı da düşünerek yaşamayı unutmayalım. Çünkü bu dünyada da yaptığınız şeylerin karşılığını vermiyorsanız Yüce Rabbim başka şeylerden sınayabiliyor bizi. Vallahi bu sabahta, bu gecede, sabaha karşı da öyle bir rüya gördüm ki beni de çok etkiledi. Erkek kardeşimin öldüğünü gördüm. Çok etkilendim. Hatta rüyamda da ağladığımı gördüm. Rabbim sevdiklerimizle bizi sınamasın diyorum. Ve yaşatacağı her şeyin de sabrını da üzerimizden eksik etmesin diliyorum Yüce Rabbim'den. Korkutmasın bizleri. Öyle biraz da sizlerle sohbet etmek istedim. Çayım yanımda, sigaram yanımda ama sigaramı da yakmak istiyorum bu arada. Evet, yemeğim hazır. Dün arkadaşlar dün banyo temizliği yaptım. Her zaman rutin yapmış olduğum alışkanlıklarım vardır benim. Hafta içinde salı günleri banyo temizliği, çarşamba günleri de ev temizliğim. Yani zaten her gün süpürüyorum da evimi. Ama bir de haftada bir defa yerleri silerim. Birazdan da onu yapacağım. Onu göstermiyorum. Artık hepimiz temizliğimizi yapıyoruz, ediyoruz. Öyle Ağustos ayına da girdik. Hayırlısıyla sonbahara ve senenin sonuna doğru yalalıyoruz. Bayram, dini bayramlarımızı yaşadık, tamamladık. Yeni yaşlarımıza girenler oldu, girmeyenler oldu. Artık senenin sonuna doğru yalalıyoruz, öyle değil mi? Bu sene benim çok şükür güzel ve keyifli geçti. En azından pandemiyi atlattık ama şimdi tekrar bir salgın durumları var. Benim kuzenim de salgın Covid olmuş. Hala Covid olanlar var. Lütfen yine söylüyorum. Lütfen el hijyenine dikkat edelim arkadaşlar. Dışarıda özellikle kolonyamızı, ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Bu hastalıkların en çok pislikten ve hijyensizlikten geldiğini de unutmayalım. Öyle. Sizler nasılsınız? Lütfen yorumlarda da buluşalım. Bana yazın, sorun. Lütfen yorumlarda da buluşalım arkadaşlar. Yani sadece izleyip bırakmayın. Bir şeyler de yazın ki kanalım büyüsün. Ben de sizlere devamlı çekmeye çalışayım. Ama çekmeyi çok seviyorum çünkü yükselen terazi bir kadınım ben. Öyle. Hayat bu şekilde devam ediyor. Bugünlerimizi aratmasın diliyorum. Evet, böylece vlogumu başlattım. İnşallah keyifle ve sevgiyle izlersiniz arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz anacığım. Arkadaşlar, evimi güzelce süpürdüm, sildim. Hatta demiştim sizlere, çarşamba günleri temizlik günüm diye pırıl pırıl oldu yerlerim falan. Evet, bu haftaki temizliği de tamamlamış oldum. Mert de kendi odasında takılıyor. Şimdi namazdan önce şöyle güzel bir ıslak kek yapmak istedim. Hepsini de şöyle koydum. Tarifini de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Islak keki sever misiniz? Ben seviyorum. Mert de çok seviyor. Kakaolu ıslak keki. Ama normal kakaolu kurabiyeleri sevmem mesela. Şurada şöyle 3 tane yumurta var. Onu bir su bardağı şekerle çırpacağım. Arkasından sıvı yağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve un gelecek. O zaman haydi başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce 3 yumurtamla bir su bardağı şekeri güzelce çırpacağım. Bu tarifi Nermin Gülür sayfasından, genelde onun tarifleriyle, bir de Happy Foods var Instagram'da, onun tariflerini çok sık yapıyorum ve çok memnunum. Onları baz alarak yapıyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü neden? Kimsenin hakkı geçmesin. Ben de sizlere boşuna demiyorum, öyle değil mi? Ve bir su bardağı şekerimi döküyorum. Ve ilk önce bunu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 yumurtayla bir su bardağı şekeri çırptım. Arkasından bir su bardağı sıvı yağ. İsraf etmiyoruz tabii ki. İsraflık kötü bir şey. Ve arkasından da bir su bardağı da sütümü de ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam. Ben seviyorum. Bilmiyorum sizler de seviyor musunuz? Ama ben seviyorum.
Evet, 3 yemek kaşığı kakao döktüm. Şimdi kabartma tozu ve vanilyayı da koyuyorum. Böyle eleyerek yapacağız. Çünkü topak topak kalmaması için. Şöyle vanilyamı da döküyorum içine. Eleyerek kakaoyu iyice hamura yedirmek istiyorum şöyle. Çünkü bu sefer bakın topaklı çok kalıyor. O yüzden de bu şekilde olsun istedim. Hem kakaolu kekimiz de ıslak kekimiz de daha güzel olacaktır. Bakın topaklı kaldı bile. Şöyle elimizle ezersek, yani demek ki bunu böyle koysak hepsi böyle kalacak ve elimizle yedirdik. Bakın toz halinde hepsi gitmiş oldu. Ben de size tavsiye ederim. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Sonra unu, en son unu ilave edip fırına vereceğiz. Sonunda 2 su bardağı da un ekleyeceğim. Yalnız arkadaşlar ölçüleriniz, bardak ölçüleriniz aynı olsun. Onu söylemek istiyorum. 2 su bardağı da un koyup karıştırıp güzelce fırınımıza vereceğiz. Evet, sever misiniz ıslak kek? Ben seviyorum. Hemen şöyle bir yapmak istedim. Daha önceden de mozaik yapmıştım. Ay terazideyken tabii ki sevme, sevilme, ilişkilerde denge, uyum çok önemli. Bu zamanları iyi değerlendirelim sevdiklerimizle birlikte. Anacığım. Evet, borcamımı yağladım. Şimdi ıslak kekimi şöyle boşaltıyoruz. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce yağladım. Fırında da 30-35 dakika pişireceğiz. Sonra arkasından da sizlerle birlikte güzel bir sos yapacağız. Evet. Bugün günlerden ıslak kek olsun. Anacığım. Öyle değil mi? Oh, mis gibi oldu. Tabii israf yine etmiyoruz. Yarım kalanları da borcamımıza döküyoruz. Zaten bugün dışarı işim yok. Dün çıkmıştım dışarıya. Her gün çıkmamaya çalışıyorum. Zaten her şey pahalı. Haftanın pazartesi ve çarşamba günleri evde oluyorum. Hatta hafta sonları da çıkmamaya çalışıyorum. Ama diğer günler dışarıya çıkıyorum. Dışarı çıkmadan da olmaz. Öyle değil mi? Bugünü de böyle kekle geçirmek istedim. Böyle değişiklik olsun dedim. Evet. Güzelce yayıyorum kekimi ve iyice yayılsın. Güzelce 30-35 dakika fırına vereceğiz. Şimdi fırına verme zamanı. Ben de o arada namazımı kılayım. Sonra birlikte sos yapalım. Haydi anacığım. Sen fırına. Evet arkadaşlar, ben namazımı kılarken fırınımı çalıştırırım diye zannederken maalesef çalıştırmamışım. Şimdi gelin birlikte sosunu da hazırlayalım. Şimdi şöyle 1 su bardağı kadar, tabii benim sütüm bayağı bir fazla. Yani bardağım bayağı bir büyük. Bu 1,5 bardağa denk geliyor. Öyle bir süt. Sonra yarım çay bardağından çok az sıvı yağ. Onu da döküyoruz. Şöyle koyalım. Ve yarım çay bardağından az şekerimiz de var. Hemen şöyle güzel bir şekeri şöyle karıştıralım. Sosunu hazırlıyoruz. Islak kekini. Onu çalıştırdım, kekim pişsin. Sonra sosunu da birlikte dökeriz inşallah. Hemen kaşık alıp geliyorum. Hava güzel. Serin yani. Onu anlayacağım. Ama rüzgar herhalde yine esti içeride. Şöyle 3 yemek kaşığı da kakao. Şunu da döküyorum. Ve bunu güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle kakaomuzu da döktüysek, şimdi ateşte pişirelim. Sosumuz böylece hazır. Haydi bakalım.
Evet, sosu güzelce pişiriyorum arkadaşlar. Sonra üzerine piştikten sonra da parça çikolata da atacağız. O da güzel bir lezzet vereceğine inanıyorum. Bakalım kekim bir pişsin. Sonra sosum da ısınınca çıktıktan sonra birlikte dökme zamanı. Görüşürüz anacığım. Evet arkadaşlar, sosum pişti. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi biraz da şöyle damla çikolata koymak istiyorum içine. Bu da bir lezzet kaçsın sıcakken şöyle. Evet, bu kadar yeter. Tekrar karıştıralım. Mis gibi. Pişince kekimiz, sosumuzu da birlikte dökeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden kek olsun, ıslak kek olsun. Evet, lütfen yorumlarda buluşalım. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. Alma verme dengesini unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bunlar önemli. Görüşürüz anacığım. Ta 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 ta. Bakın mis gibi kekim pişti. Aldım. Şimdi şöyle yapacağız. Sosum da pişti biliyorsunuz. Şimdi güzelce şöyle kürdanla birlikte biraz sosun geçmesini sağlayacağız ki sos iyice çeksin. Ay, çok da güzel pişmiş gerçekten de. Kakao olarak bir tek böyle ben ıslak keki seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, şimdi sosum burada, biliyorsunuz bir sos yapmıştım. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum bu sosu. Mis gibi bir sosum oldu. Şimdi bismillahirrahmanirrahim bu sosu güzelce döküyoruz. Bakar mısınız, mis gibi, mis gibi. Maşallah maşallah. Maşallah. Evet. Sıcaklığıyla birlikte koyuyorum ki iyice çeksin diye. Vallahi muhteşem oldu. Hepsini dökeceğim ki iyice çeksin. Çünkü ben ıslak keki tamamen ıslak seviyorum. Sosunu da döktük böylece. Şimdi emmesini bekleyeceğiz. Sonra deneme zamanı. Evet. Ve sosum hazır. Şunu şöyle koyalım. Şimdi çekmesini bekleyebiliriz. Evet, ıslak kekim bayağı bir güzel çekti arkadaşlar. Şimdi ikram zamanı diyorum ve o zaman kesip bir de tabağımdaki ıslaklığı da sizlere göstermek istiyorum. Sizler de yapın ve benimle birlikte paylaşın. Merhaba arkadaşlar. Evet, tavuklarımızı birlikte yapmıştık. Şimdi fırınlama zamanı. Biraz da şöyle içine küçük soğan ve patateslerimi de koydum. Şimdi şöyle ıslatmış olduğum kağıdımı böyle üstünü güzelce kapatıp ıslatıyorsunuz yağlı kağıdı güzelce. İlk önce içinin pişmesini sağlayacağız. Sonra üstünü açıp bir de üstünün pişmesini sağlayacağız. Ben her zaman böyle pişiriyorum. Bunu da sizlerle birlikte göstermek istedim. Sadece bunun pişmesini bekleyeceğim. Sonra tabii ki akşam yemeğimizi hazır olacak. Çünkü makarnam zaten hazır. Evet. Sizin nasıl geçiyor gününüz? Vallahi bizim böyle çok güzel bir dizi başladım yine Netflix'te. Burger mı diye bir film, ama size onu göstereceğim. Bir de çok güzel izlediğim dizileri de sizlerle paylaşacağım. Hatta favorim var, Sofia Carson'un bir dizisini izledim, Kalpler Bir diye. Onu mutlaka sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Şimdiki favorim, bol bol izlediğim, dinlediğim şarkılardan da biri Sofia Carson. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, tavuğum hazır. Haydi sen anacığım fırına.
Evet, domatesli makarnamı dün yapmıştım arkadaşlar. Şimdi onu güzelce ısıtıyorum. Tavuklarım da pişti. Şimdi onu da gösteriyorum. Buyurun. Bakın. En sevdiğim şey fırında tavuk ve hem de benim Seda'nın sosuyla birlikte. Şöyle küçük soğanlardan da koydum, patateslerden de koydum. Bizim menümüz bu şekilde. Masamı da hazırladım. Şu tatlışmadan Koko'dan aldığım ayran bardaklarımı da koydum. Hepsi birbirinden güzel. Sadece Özkan'ınki farklı bu şekilde. Evet, masam hazır. Biz yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Sizler de yiyorsanız hepinize afiyet olsun. Günümüz sevgiyle geçsin diliyorum. Hayırlı akşamlar. Bu akşam evimi şenlendiren insanlar anacığım, babacığım, bacım. Evet. Vallahi bak ne güzel, kekten de faydalandınız vallahi. Evet, ama ben babama yine gönderecektim Mert'le kek. Biraz ama iyi oldu. Gelip yemeleri daha iyi oldu. Hoş geldiniz. Afiyet olsun ama size. Ama harika olmuş gerçekten de yani. Teşekkür ederim canım. Vallahi bile. Artık dökme yere. Annenle olan. Evet lütfen ya. Yere dökmeyelim. Hadi bize iyi muhabbetler. Perşembe gününden merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Kahvaltımla birlikte hepinize günaydın demek istedim. Mantı yaptım bu sabah. Şöyle güzel tabii ki. Açmayla uğraşana kadar milföy hamurundan çok güzel bir mantı yaptım. Bakar mısınız, mis gibi oldu. Çaylarımızı da koyduk şöyle leoparlı bardaklarımıza. Ve yani açmaya uğraşmak zorunda değilsiniz ama böyle çok güzel milföyden mantı yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Kahvaltıya da çok yakışıyor. Tabii ki bir de şöyle çok güzel bir kırmızı biber de yaktım. Şöyle üzerine de dökelim. Oh mis gibi. Evet. Biraz daha dökeyim mi oğlum? Şöyle. Şöyle bitsin çünkü. Evet. Bu da şöyle hazırsa. O zaman perşembe gününden hepinize merhaba diyerek günümüz güzel geçsin dileyerek sağlıkla, huzurla hepimize mutlu günler diliyorum. Hepinize de afiyet olsun. Evet, merhaba arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım. Tabii ki her zamanki gibi laptopumu aldım. Solar Fire'ımı açtım. Gökyüzüne bugün neler var, neler yok onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ay, iletişim, zihin, düşünce yeteneğimizi sağlayan Merkür gezegeni Başak Burcu'na geçti arkadaşlar. Başak Burcu'na geçtiği zaman da size Merkür Başak'tayken de şunu söylemek istiyorum. Yani Merkür Başak'tayken kendimizi nasıl hissederiz onu anlatmak istiyorum. Yönetici olduğu konumda olduğu için tabii ki kuvvetli ve güçlü bir etki gösterir kendisi bizlere. Merkür Başak'tayken Başak toprak grubunda olduğu için toprak burcu olduğu için topraklarda alım ve satımları da artış gösterebilir. Ayrıca burada kuvvetli detay gerektiren işleri de tamamlamakta bize yol gösterir. Sağlam adımlar atmak isteriz. Ve işlerimizi de garanti almak isteriz. Çünkü Merkür iletişimin ve zekanın ve düşünme şeklimizin olduğu için, şeklimizin gezegeni Merkür Başak'ta olduğu için çok daha pratik anlamda çözüm odaklı ve detay gerektiren konularda daha çok düşünürüz ve bunları tamamlamak isteriz. En zor konuların bile üstesinden gelip geleceğe dair planlar, projeler ve kabiliyetlerimizin ortaya çıkaracağı zaman döngüsüne girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Merkür'ümüz Başak Burcu'nda. Bugün ay 14.47'de ise arkadaşlar Akrep Burcu'na geçecek. Şu anda ay boşlukta. Ay boşluktayken de kendimizi nasıl hissediyoruz? Yarım kalan işlerimize odaklanmak, olan işlerimize odaklanıp yarım kalan işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Ve 14.47'de ise arkadaşlar ay 14.47'de Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep'teyken
su grubu ve sabit bir burçtur. Yani kendimizi ne istediğimizi bilen, en detaycı, karizmatik, gizemli ve detaylar konular üstüne yoğunlaşacağız 2,5 gün boyunca. Ruhsal olarak da sezgilerimizin arttığı zamanları gösteriyor. Yani derinsel, sezgisel ve kendimizi kuşkucu zamanlara hoş geldin diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 2,5 gün boyunca ay akrepte olacak. Merkür, benim gezegenimde Merkür. Tabii ki yöneticisi de Başak'ta, kendi konumunda. Güçlü, kuvvetli, zihni kuvvetli, düşünceleri kuvvetli. Ve Başak Burcu'nda da olduğu için tabii ki detay gerektiren işlerde de tamamlayıcı, zor olan işlerin üstesinden gelmeyi başaracağımız günlere geldik. Eğer toprağınız, arsanız, toprakla da uğraşıyorsanız, alım satım yapıyorsanız bunların devreye gireceğini gösteriyor bize Merkür Başak'tayken. Evet, günümüze, Perşembe günümüze de başladık çok şükür. Hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin. Anacığım, o zaman hepinize güzel günler. Görüşürüz. Gökyüzü haberlerini verdikten sonra şimdi bugün 2 günlük bir yemek yapıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum derseniz, şöyle kuşbaşı etimi öncesinde güzelce kavurdum. Şimdi tereyağı ve soğan, biraz da sıvı yağ koydum. Biraz sotelensin. Sonra arkasından salçalarımı ilave edeceğim. Ve tabii ki pirincim de varsa tabii ki etli nohut yemeği yapıyorum. Evet, bizim 2 günlük yemeğimiz etli nohut ve pirinç pilavı, yanında cacık. Tabii ki bugünün menüsü bu şekilde. Sizler de menünüzü benimle paylaşırsanız birbirimize fikir olur. Ne dersiniz? Görüşürüz. Evet, domates ve biber salçasını da koydum. Biraz salçalarım sotelensin istiyorum. Sonra tuz, karabiber ve nohutlarımı ilave edip pişirmeye bırakacağım. Bu arada tabii ki her zamanki gibi bu sınavlarda herkesin emek vermiş olduğu her şey yine hırsızlıklara malum olduğu için KPSS iptal edilmiş arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. En azından kimsenin hakkı yenmemiş olup tekrar inşallah adalet sağlanır diliyorum. Bir daha da böyle şeylerin yaşanmaması için niyet ediyorum. İnşallah böyle şeyler bir daha olmaz ülkemizde. Şimdi nohutlarımı ilave edebilirim. Bu karışıma, etli karışımıma karabiber ve zerdeçal da koydum. Hop! Ve tabii ki nohutlarımızı da koyduk. Bir öncesinde haşladım. Ben mutlaka haşlıyorum öncesinde de biraz. Ki o köpüklü sularını atmış olup ondan sonra da böyle güzelce nohutumu koyuyorum. Şimdi biraz ateşte sotelensin. Bu arada tabii ki ne yapıyoruz? Tuzunu da ilave etmemiz gerekiyor. Tuzsuz. Bazen o kadar tuz atıyorum ama yine tuzsuz olabiliyor. Çünkü tuz önemli. Tuz da lezzet katıyor yemeğe. Bunu da unutmayalım. Masterchef'ler ne diyor? Tuza dikkat edin arkadaşlar. Tuzsuz olmasın yemekleriniz. O zaman lezzetsiz oluyor. Masterchef'i izliyor musunuz? Ben izliyorum. Ama 2 gündür izleyemiyorum. Çünkü dün annemle babamlar bendeydi biliyorsunuz. Neyse, bugün inşallah Masterchef'e, günümüze, akşamımıza doğru yol alıyoruz. Evet, şimdi güzelce sıcak suyunu da katıp pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mis gibi etli nohut yemeğim, yanında pirinç pilavı ve tabii ki bu akşam cacık da yapacağım. Cacık çok güzel yakışıyor yanında. Evet. Haydi bakalım, sen nohutcuğum, etli nohutum güzelce pişsin. Akşama da pilavı yaparım. Soframda veya gün içinde ne yaparsa Seda, o zaman görüşürüz. Yemeğimi attım. Günlük süpürmemi yaptım. Şimdi bir öğlen kahvesi içmeyelim mi? Tabii ki içelim şu tatlış bardağımla birlikte. Hop. Tek kişilik kahve olduğu için böyle bir kişilik kahvemi içiyorum. Burası benim kahve köşem biliyorsunuz. Haydi. İyi kahveler. Günümüz sevgiyle, sağlıkla geçsin arkadaşlar. Şöyle de koyalım. Şunu da BİM'den aldım. Bundan da çok memnunum. Çok
çok rahat pratik çekim yapıyor. Eğer bulursanız siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Haydi günümüze devam. Evet, günümüze devam ediyorum arkadaşlar. Evimdeyim. Bugün de dışarı çıkmayı tercih etmedim. Yarın nasipse bir dışarı çıkacağım ama dün başlamış olduğum Netflix'teki Savaş Biyutu yani Bengu Savaşları diye bir dizi, 7 bölümlük bir dizi, 6. bölümdeyim, bugün bitireceğim inşallah. Çok güzel bir dizi, tavsiye ediyorum. Hatta Kalplerimiz Bir diye bir dizi izlemiştim Sofia Garson'un, onun filmini de mutlaka izleyin. Görüşürüz beybiler. Evet, şöyle çay doldururken sizlere de göstermek istedim. Akşamımızı yaptık, çayımızı da aldık. El işimi de koydum. Tabii ki el işimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da göstereceğim size. Evet, MasterChef'i de açtım. Yanına biraz da çekirdek koyacağım arkadaşlar. Ama onu koymadan önce şöyle tatlış. Daha hala tüm ördüklerimi sizlerle paylaşamadım. Ama paylaşmak da istiyorum tabii ki. Yine böyle şöyle kotonikten şöyle çok tatlış bir yeşilden pırıltılı bunu. Bu şundan güzelce bir yine bluz yapıyorum. Bluzlara daha çok fazla ihtiyacım olduğu için şöyle göstereyim. Bakın burası ters ve burası da düz. Bu şekilde bittiği zaman inşallah ördüklerimin hepsini sizlerle dolu dolu bir örgü vlogu çekmek istiyorum. Evet, vlogumu artık kapatmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah dolu dolu 2 günlük bir vlog yükledim. Ay terazideyken ve bugün ay akrep burcuna yeni geçti. Merkür Başak Burcu'na geçti. Bugün dolu dolu anlattım bunları da sizlere. MasterChef'i açtım. Çok seviyorum. Ve yani mutfakla uğraşmayı sevdiğim için haşır neşir. Astrolojiyi de çok seviyorum. İlgilenmeyi de seviyorum. Natal harita danışmanlığı ve rektifikasyon danışmanlığı veriyorum. Hem de 65 astroekli nokta atışlı doğum saati bulmak için arkadaşlar. Hatta onunla ilgili ufak tefek de bizi nereye götürmek istediğini, ne anlatmak istediğini de bir şekilde bir yol gibi düşünebiliriz. Tabii ki Uranyen eğitimi var onun içinde ama ben şu anda bunlarla yetinmeye çalışıyorum. Bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. O zaman hepinize dolu dolu bir vlog, iyi seyirler diliyorum şimdiden. Instagram'dan istek atıp DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Natal harita danışmanlığı ve rektifikasyon danışmanlığı için çaylarımız hiç bitmesin, keyiflerimiz hiç bitmesin. Güzel günler geçirmek dileğiyle, güzel akşamlar diliyorum. Videomu severek ve beğenerek izlersiniz inşallah. Gökyüzünde ne yaşanırsa yeryüzünde de onu yaşadığımızı, yaşadığımızı unutmayalım. Alma verme dengesini lütfen hayatımızdan çıkarmayalım. Çok önemli. O zaman benden şimdilik bu kadar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, beybiler.